Bu hafta altını çokça konuştuk. Hatta sizi aradığımda da manşetten düşmüyor altın dediniz. Gerçekten öyle. Hem içeride hem de işte ons altın tarafında da rekorları çokça konuştuğumuz. Gümüş tarafında da keza aynı şekilde. Bir hafta oldu. Burada hani pek çok belki başlık var ama sizin değerlendirmenizi rica ederim. İşte jeopolitik riskler mi, merkez bankalarının faiz alımları, merkez bankalarının altın alımları mı burada etkili oluyor, yoksa işte çeşitli güvensizlik başlıkları mı? Aynı zamanda da sizin, hatırlıyorum daha önce de konuşmuştuk, ons bazında 2700'lük bir sanıyorum yıl sonu beklentiniz vardı. Burada bir güncellemeye gittiniz mi? Ne dersiniz? Berna Hanım, sözlerime başlamadan önce sesim kulağıma geliyor yalnız. Başlamadan önce dünkü TUSAŞ saldırısını, terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemiz inşallah bir daha böyle saldırılar yaşamaz. Zaman zaman bunlar oluyor ama bunu da atlatacağız. Bundan sonraki içinde daha çok güvenlik, daha çok direnç ve bu konuda daha duyarlı olacağız diye düşünüyorum. Evet, altın konusuna gelecek olursak, evet, altın dolu düzgün gidiyor. Bu kadar hızlı gidişinin gerekçelerini daha önce sıralamıştık ama buna bir şey daha ilave oldu şimdi. Özellikle Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi konusunda hayli bir yarış söz konusu. Cumhuriyetçi aday Trump önde gibi görünüyor anketlerde ama bu arada Kamala Harris de ona yaklaşmış durumda. Zaman zaman o da öne geçiyor. Dolayısıyla bu konuda bir belirsizlik var. İşte piyasa bu belirsizliği satın alıyor ve bu nedenle daha erken bir hedeflere ulaşmış görüntü söz konusu. Örneğin sene sonu itibariyle evet daha önce 2700 dolarlar bekliyordum ben. Bunu son yükselişle beraber bunda da tabii Amerikan Merkez Bankası Fed'in beklenenden daha hızlı bir faiz indirimi yapmasından da kaynaklanan bir gelişmeydi. 2750 dolar ons seviyeleri sene sonunda görebileceğimiz rakamlar diye düşünüyordum. Ama yine aynı düşünüyorum. Fakat onu daha çok daha erken yakaladık bu seçim belirsizliği nedeniyle. Dolayısıyla seçim belirsizliğine kadar bu fiyatlar belki 2770 dolar ons seviyelerini de önümüzdeki günlerde görebilir. Çünkü o takvime çok kısa bir süre kaldı. Sonrasında bu belirsizlik geçince en azından şu kural çalışacak diye düşünüyorum ben. Beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır düsturu nedeniyle, kuralı nedeniyle diğer yatırım araçlarında olduğu gibi altında da bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu geri çekilme dün bir nitekim hafif bir yaşandı. Örneğin 2750 dolarlara kadar çıktı. Akşam saatlerinde 2715 dolarlara kadar gerilediğini gözledik. Bugün 2725 dolarlarla işlem görüyor. Burada IMF Dünya Bankası toplantısı, yıllık toplantısından gelen Merkez Bankası başkanlarının açıklamaları da bir miktar etkili oldu diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet yine 2750 doların seviyelerini hatta 2770 doların seviyelerini görebiliriz ama buradaki geri çekilmelerde kademeli olarak 2600-2620 doların seviyelerine kadar bir gerileme Kasım ayı içinde bekliyorum. Ama bu çok uzun süreli bir geri çekilme olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü eğer Trump seçilirse o zaman biraz daha içselleşmeye önem veren bir uygulama yapıyor. Daha önceki yönetimi sırasında da bunu görmüştük. Öyle olunca da özellikle Çin'le ticaret savaşlarının biraz daha artabileceği beklentisi bu huzursuzluk yaratabilir. Bu da altına yansıyacaktır diye düşünüyorum. Tabii bu arada yine Fed'den, Avrupa Merkez Bankası'ndan ve diğer ülke merkez bankalarından faiz indirimlerinin önümüzdeki aylarda da devam etme beklentisi de söz konusu. Jeopolitik gerginliklere baktığımızda hala jeopolitik gerginliklerde bir sakinleşme özellikle Orta Doğu'da yok. Bundan bahsetmek pek mümkün değil. Ama Ukrayna-Rusya cephesinde biraz daha bir sakinleşme görülüyor. Fakat Trump gelirse yine seçimle ilgili olarak jeopolitik gerginliklere baktığımızda
Trump gelecek olursa evet, jeopolitik gerginliklerde bir sakinleşme, bir ateşkes söz konusu olabilir. Ama Kamala Harris gelirse aynı bugünkü düzen devam edecek gibi görünüyor. Büyük Orta Doğu projesi sürdürülecek gibi görünüyor. O zaman yine jeopolitik gerginlikler de bu kez altına yansıyabilir. Yani bir taraftan ticaret savaşları artabilir. Trump gelirse, ama Kamala Harris gelirse de yine bugünkü düzen devam edebilir gibi görünüyor. Bunlar tabii altını destekleyecek olan gelişmeler. Ve benim yine beklentim sene sonu itibariyle 2750 dolar ons seviyeleri ve 2025'in ilk çeyreği, belki ikinci çeyreğin başında 3000 dolar ons seviyeleri de yine hedeflenen, benim de beklentim olan seviyeler diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugünkü bu hızlı yükselişin tamamıyla seçim belirsizliğinden kaynaklandığını söylemek isterim. Sizin sorunuz var mı? Yok, sen sor, ben evet sonra da ben bir soru sormak Tamam. isterim. Şunu ben merak ettim de, kapalı çarşıda şimdi hani beklentiler de yükselişe geçmişken yatırımcı davranışlarında bir değişiklik oldu mu? Hani altın alımı hızlandı diyebilir misiniz son zamanlarda? Evet, tabii altın fiyatlarının yükseleceğini geçen Haziran'dan beri ben ifade ediyordum. Sizin yayınlarınızda da dile getiriyordum. Hatta rakamsal olarak da o rakamları neredeyse yakalamış durumdayız. Eylül-Ekim ayında 3.750 TL, 3.250 TL seviyeleri olabilir demiştim. Nitekim 3.150 TL seviyelerini dün gördük. Bugün de muhtemelen o seviyelerden işlem görecek. Ay sonu itibariyle 3.250 TL seviyeleri görülebilir. Bu arada Kasım ayında da o gerilemeler sırasında belki 3.100 TL seviyelerini görürüz, ama sonrasında 3.500 TL, sene sonunda da 3.750 TL seviyeleri görme ihtimali var. Bu fiyat hareketleri alıcıyı biraz daha tetikliyor ve altın fiyatı her gün bir önceki günden daha yüksek, bir sonraki günden daha düşük gibi görünen bir modda çalışıyor. Dolayısıyla böyle olunca da bir gün önce almak eğilimine giren bir yatırımcı kitlesi olduğunu görüyoruz, ama bunların montanları oldukça küçük. Bir süreden beri, yaklaşık 2 aydan beri ev almak, araba almak için altın satanların olduğunu hep sizde ifade etmiştim yorumlarda. Yine aynı şekilde devam ediyor, ama onun hızında da biraz kesilme oldu diyebilirim. Biraz daha sakin veyahut da satış yapanların sayısında azalma oldu, ama onların satışları oldukça büyük montanlı, işte 2 milyon 3 milyon TL'lik satışlar şeklinde. Dolayısıyla yine alımla satım arasındaki dengenin hala gramaj olarak korunduğunu görüyoruz. Ama bu arada piyasayı tedirgin eden ve hala da bunu çözümü yapılmayan, özellikle ithalatla ilgili kotanın son dönemde altın fiyatının çok yükselmesiyle beraber ithalatta bir azalma olduğu ve bu da dış piyasa ile iç piyasa arasındaki makasın açılmasına neden olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta bu makas 4.500 dolarlar seviyesindeydi. Daha 20 gün önce 1.500 dolarlar dolan bu makasın ithalattaki bu sınırlama nedeniyle, yani bilinçli bir sınırlama nedeniyle veya fiyat hareketine çok güvenmediği için ithalatçı bunu sınırlamış durumda ve öyle olunca da 4.500 dolarlara kadar bu fark çıktı. Bu tabii içerideki gram fiyatının da dışarıya göre daha hızlı yükselmesine de neden oluyor. Bugünlerde 3.300-3.500 dolarlar seviyesinde hareket ediyor bu fiyat farkının. Bu tabii dolar TL'nin çarpan etkisi hiç yok diyebiliriz. Çünkü uygulanan kontrollü dalgalı kur sistemi nedeniyle TL gram fiyatına çok fazla bir etkisi yok dolar TL'nin. Ama önümüzdeki günlerde sene sonuna kadar 1 lira 2 lira gibi bir yükseliş söz konusu olursa, ki hedefler zaten öyle, o zaman işte 3.750 TL seviyeni bundan dolayı ulaşabiliriz diye de bunu da izah etmek istedim. Evet, ben de Mehmet Ali Bey'e soracaktım. İç piyasayla uluslararası piyasalar arasındaki fiyat farkı nereye geldi diye. Zaten o konuda bir rakam verdiniz. Peki bu önümüzdeki dönemde bu sorunun ya da bu makasın ortadan kaldırılmasına yönelik bir tedbir düşünülüyor mu? Ya da buna bağlı olarak Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği söylenen bir altından bahsediliyor. Onun yarattığı sıkıntılar sürüyor mu? Evet, bu Evet. sıkıntılar sürüyor Talip Bey. Özellikle
altın ithalatına getirilen kotanın cari açık oluşturuyor. Onun için altın ithalatını sınırladık ve cari açığımız işte düştü denilirken bu sefer illegal girişlerin, hatta medyada da sık sık yer alıyor. İşte şurada şu kadar altın yakalandı, burada bu kadar altın yakalandı şeklinde. Bunun yakalanmayan tarafı da tabii ki oldukça yüksek olmalı ki yaz aylarında bu farkın 700 dolara kadar düştüğünü gözledik ki yaz ayları düğün mevsiminin daha çok olduğu aylar oluyor. Hatta bu sıkıntıyı aşmak için sektör İtalya'dan mamul mal ithal ederek bunu eritip külçe altın üretmesi o süreçte bile onları kilogramda 2000 dolar kazandırmış gibi görünüyor. Öyle bir şey de var. Gramda 2 dolar kazanılan bir dönem yaşandı. Dolayısıyla sektör kendi ihracatının önünü açmak için çareler arıyor ama bu ithalatta kota hala devam ediyor. Aslında cari açık oluşturan sadece altın değil. Bugün kullanılıp tekrar yerine gelmeyen bir sürü emtia, bir sürü ürün var. Bunlar da aslında kısıntı yapmak daha doğru diye düşünüyorum ben. Altın nihayet ihtiyaç olduğunda her an yurt dışına da satabildiğimiz dönemleri de hatırlatmak isterim. O bakımdan altın ithalatı bence cari açıkta altın hariç diye değerlendirilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. O bakımdan bunun bir çözüme kavuşması lazım. Biz dış piyasa rekabetimizi de kaybettik. Çünkü dünyada altın ithalatın, ihracatında, ürün ihracatında ikinci, üçüncü sıradayız. İtalya'dan sonra geliyoruz. Mücevher ihracatında beşinci, dördüncü sıradayız. Ama bu fiyat farklılığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda yapılan özellikle sektörle ilgili fuarda, daha önceki fuarda 35 yabancı işletme gelmişken bu fuarda 100 yabancı işletme geldiği ifade ediliyor yine katılımcılar arkadaşlar tarafından. Bu da bizim piyasada rekabetimizin ne kadar düştüğünü gösteren bir gösterge diye düşünüyorum. O bakımdan bu konuyu bir kez daha masaya yatırıp bunu nasıl halledebiliriz, nasıl bir çözüm bulabiliriz, bunun üzerinde durulması gerekiyor. Çünkü bizim özellikle ihracatımızda katma değeri yüksek ürünler olduğu için kilogram ihracat hesaplamasında daha ön planda olduğunu da biliyoruz. Buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.